insanımız, yaralanan binlerce insanımız ve yarım kalan herkes için sizi saygı duruşuna davet ediyorum. Haneler depreme hazır mı? Bizler bu depremde bambaşka bir gerçekliğe uyandık. Bugün depremin 52. günü ve ilk 3 günün hesabı halen verilmedi. Bugün sesimizi, çığlığımızı büyütmek için buradayız. Yapılanları da, yapılmayanları da asla unutmayacağız. Maden facialarına fırsat diyenler, depreme kader diyenler, sel felaketine sessiz kalanlar suçludur. Ve bu suçlarının hesabını halka verecekler. Diyorlar ya, not aldık. Evet, not alsınlar. Çünkü biz halk olarak fıtratı, kaderi reddediyoruz. Depremi afetten felakete dönüştürenlerin hepsinden hesabını soracağız. Katillerden hesabı halk soracak. Katillerden hesabı halk soracak. Katillerden hesabı halk soracak. Afetin önlenmesi kadar afete hazır olmak da önemlidir. Bunun için durum saptaması önemlilik taşır. Afetteki yıkım ve kaybın büyüklüğü hemen her afetin orta noktası olan gecikme, kaynak israfı, kargaşa ve panik orantılıdır. Durum gerçekçi ve düzenli bir planlamanın yapılmasıyla önlenilebilir. Risk altındaki bölgelerde yerleşme ve yoğunluğu ve düzeni, altyapı tesisleri, acil aydınlatma sistemleri, itfaiye ve hastane gibi önemli yapıların yedek su ve enerji kaynakları afete hazır şekilde planlanıp yapılmalıdır. Binalara, iletişim ve ulaşım hatlarına, su ve yiyecek kaynaklarına, ısınma ve aydınlatma sistemlerine, bir deprem anında olabilecek hasarlar önceden belirlenmelidir. Planlama sadece afet öncesi ve afet sırasında neler yapılacağı değil, afetten sonraki dönem çalışmalarını da içermelidir. Sağlık örgütü de depreme kendi açısından hazırlıklı olmalıdır. Riskli bölgelerde oturan vatandaşlara afetlerde ilk yardım, hijyen kuralları, göçük altında insan kurtarma gibi konularda eğitim verilmeli. Broşürler dağıtılmalıdır. Bu bölgelerde ilaç ve tıbbi malzeme yedeği bulundurmalıdır. Hastanelerin de deprem için hazırlıklı bulunmaları gerekir. Bu hazırlık daha hastane inşa edilirken depreme dayanıklı olmasına özen gösterilmesiyle başlar. Hastanelerin bağımsız su ve enerji kaynakları bulunmalı, afet anında kullanılmak üzere gerekli malzeme ve ilaç depoları depo edilmelidir. Hastanelerin acil yatak kapasiteleri saptanmalı. Afet sırasında hangi bölgenin hastalarının hangi hastaneye ve nasıl taşınacağı belirlenmelidir. Gerekebilecek sahra hastanesi sayısı, kapasiteleri de değerlendirilip elde bulunanlarla karşılaştırılmalıdır. AFAD tarafından hazırlanan haritaya göre Aydın ili Türkiye'de en fazla hasarlı deprem görülebilecek 29 il arasında 7. sırada yer almaktadır. Bunun anlamı Aydın'da meydana gelecek 6 ve üstü şiddetindeki herhangi bir depremde çok fazla konut yıkılacak, çok fazla insan ölecek, sanayisi, tarımı, altyapısı ve ekonomisi çok fazla zarar görecek. Halkı yoksullaşacak demektir. Aydın ili birinci derecede deprem bölgesinde yer almaktadır. Aydın'da il merkezi dahil olmak üzere en büyük ilçe ve yerleşim yerleri, pay hatları sıvılaşma niteliğindeki toplam zemin üzerine kurulmuştur. Şehir tarihinde Aydın'da 6 ve üstü şiddetinde 14 deprem meydana gelmiş ve Batı Anadolu'da 9 şiddetindeki ilk deprem Aydın'da yaşanmıştır. Aydın'da 7 büyüklüğünde bir deprem yaşanması halinde il genelinde 33.458 binanın yıkılacağı ve 7.417 kişinin hayatını kaybedileceği öngörülüyor.
Kesin olan diğer gerçeğimiz de Aydın'da meydana gelecek 6.7 büyüklüğünde bir deprem sonrası yerleşim yerleri içine ve yakınına kurulmuş olan jeotermal santral ve kuyularda patlamaların olacağıdır. Bugün Aydın'da 35 adet JES, birin üzerinde jeotermal kuyu ve bunlara ait yer üstü ve yer altı binlerce kilometre uzunlukta jeotermal boruk vardır. Aydın'da JES, jeotermal kuyu ve jeotermal borularını tehlikeye kılan durum bunların faaliyetleri sırasında sıcaklığı 300 dereceye ulaşan akışkan kullanılmalarıdır. Diğer çok önemli tehlikeli durum ise bu tesislerin birinci derece fay hatları üzerine sıvılaşma özelliği olan arazi alanlarına, yerleşim yerleri içine veya çok yakınına kurulmuş olmaları. Jeotermal borularının yerleşim yerlerinde, sokakların içinde ve hasar binaların üstünden geçirilmiş olmasıdır. Gömülü boru hatlarında oluşabilecek herhangi bir hasar sonucu olma olasılığı en fazla olan olaylar, yeraltı ve yerüstü sularının kimyasal, fiziksel ve radyoaktif kirlilik ile büyük ölçekli yangın ve canlılarda yanık olaylarıdır. 7000'den fazla insan sıcak sulara bağlı olarak yanarak ölecektir. Daha açık bir tabir ile 7.7 ve 7.5 şiddetindeki depremler sonrası Kahramanmaraş'ta insanlar soğuktan donarak öldü. Aydın'da ise yanarak ölecek. Bağır, bağır. Herkes duysun. Devlet şiddeti son.